Yükseklik korkusu olanları şimdiden uyaralım. Bu liste kesinlikle size göre değil. Ama eğer adrenalini damarlarınızda hissetmek istiyorsanız bu video tam sizin için. Üzerinden geçmesi cesaret isteyen dünyanın en korkutucu 10 köprüsünü derledik sizlere. Tüyleriniz diken diken olacak. Gilgit, Baltistan bölgesinde 2600 metre yükseklikte yer alan Hüseyin kasabasındaki bu köprü Hunza nehrinin iki yakasını birleştiriyor. Köprü her ne kadar dengesini bir süre önce kaybetmiş olsa da nehrin iki yakasında yaşayan insanları birleştiren tek yol olduğu için kayla kullanılıyor. Tirit buzulunun yakınlarında yer alan Tirit Köprüsü 170 metre uzunluğuyla İsviçre Alpleri'nin en uzun asma köprüsü olarak biliniyor. Her yıl buzulu görmeye gelen yaklaşık 20 bin kişi tarafından geçilen bu köprü Trieste Gölü'nün tam 100 metre üzerinden geçiyor. Yalnız bir uyarımız var. Köprüden geçerken başınız birazcık dönebilir. İnkalar, And dağlarında geniş bir patika ve el yapımı köprü sistemine sahip bir uygarlıktı. İspanyolların Güney Amerika'ya gelmesinden sonra ise sap ve çimden yapılan bu köprülerin birçoğu yok olmuş olsa da birkaç tanesi varlığını sürdürmeyi başarabildi. İşte bunlardan birisi olan Kesvaka Köprüsü, Cusco'ya 100 km uzaklıkta yer alıyor. ...1976 yılında inşa edilen ve Alaska'nın Skagway kentini Yukon otoyol ağına bağlayan bu köprü, ilk bakışta oldukça güvenli görünse de köprünün ek direğine daha dikkatli bakınca korkmamak elde değil. Tabi yine de bu köprüden arabayla geçmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Zira William Moore Köprüsü'nün yerine çok yakında beton bir köprü inşa edilecek ve mevcut köprü bir seyir terası olarak kullanılacak. Yaklaşık 1 kilometrelik uzunluğuyla tüm gezegenin en uzun yaya köprüsü olan Sochi'deki Skybridge, Krasnaya Polyana Vadisi üzerinden geçiyor. Gökyüzünde koşmak ister misiniz? Monte Nimbus'taki birkaç kalas ve çelik halatlardan yapılmış olan ve bir salıncak gibi sallanan 60 metrelik köprüde bu tehlikeli aktiviteyi yapma şansını yakalayabilirsiniz. Ama tabii köprüye ulaşmak için öncelikle bir helikopter uçuşu, sonrasından da bir dağ tırmanışı sizi bekliyor. Ne dersiniz? Cesaret edebilir misiniz? Dünyanın en eski yağmur ormanlarında olan Taman Negara'daki bu köprüler artık eskisi kadar yüksekte yer almasa da üzerlerinden yürüyünce verdiği gerilim hissi aynen devam ediyor. Toplam uzunlukları 510 metre olan bu köprüler neredeyse 1000 yaşını aşmış ağaçlardan tutunuyor. Yağmur ormanlarına yukarıdan bakarken ormanın diğer sakinleriyle karşılaşmaya da hazır olun. Yaklaşık 30 metre yükseklikte 20 metre boyunca uzanan bu köprü yaklaşık 350 yıldır yerleşimin olmadığı Karrik Adası'na ulaşımı sağlıyor. Eskiden daha çok somon avına çıkan balıkçılar tarafından kullanılan Karrik Rede Köprüsü her geçen gün daha da çok turist tarafından ziyaret edilince 2008 yılında şu anda kullanımda olan çok daha sağlam bir köprüyle değiştirilmiş. İspanya'nın güneyindeki Malaga ilinde yer alan 4 kilometrelik işaretlenmiş bir dağ yolu olan Camino del Rey, Türkçe karşılığı kralın küçük yolu anlamına geliyor. Daha önce ölümcül kazalar yaşandığı ve risk teşkil ettiği için uzun süre kapalı olsa da 2015 yılında tekrar açılan bu yol dünyanın en tehlikeli yolu olarak kabul ediliyor. Godelhorst nehri üzerinden geçen köprü ise tam anlamıyla baş dönmesine sebep oluyor. Dünyanın en çok yağış alan bölgesi olan Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde bölge halkı nehirleri aşmak için yoğun musun yağışlarına da dayanıklı çok zekice bir yöntem geliştirmiş. Kauçuk ağaçlarından yapılan bu köprünün bazılarının yaşı yüzün üzerinde. Meghalaya halkı yaşayan köprüleriyle gurur duysa da acaba hangimiz tamamen ağaç dallarından yapılmış bu köprülerden geçmeye cesaret edebiliriz?